Herkese Rubro kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün Ni No Kuni 2 Remnant Kingdom oyununu ilk bakışını yapacağız. Birlikte oyuna gireceğiz. Bir yarım saat, bir saat kadar oynayacağız. Hatırlarsanız bundan birkaç hafta önce Mart ayında beklediğim oyunlar diye video yapmıştım. Onlardan ilkin Eveat oyunuydu. Onun serisini yapıyorum. Diğer oyunumuz buydu, Ni No Kuni 2'di ama bunun serisini yapamayacağım çünkü gerçekten uzun bir oyun. Beni de yorabilir. Ve bu oyunun ilkini oynamadım. O da bir handikap. Çünkü PlayStation 3'üm hiç olmadı. Bu oyunun ilk sadece PlayStation 3'te var. Şu anda bu oyunu bu arada PC'den oynuyorum. Sanırsam bu birinci oyunun kaldığı yerden devam ediyor. Hani birinci oyun bilmiyorum. Oyunun konusunu da bilmiyorum. Hani hep oynamak istediğim uzak kaldığım bir oyundu yani. O PlayStation 3'üm olmadığı için ne yazık ki. YouTube'dan da videolarını falan baktım. Ama böyle özeti falan bile yarım saat falandı. Fırsatım olmadı ama iyi bir oyuna girelim. Zaten ben bu oyunu oynayacağım. İnternetten araştıracağım zaten. Neyse, New Game Options diyor. Şuradan New Game'e girelim. Ve başlayalım arkadaşlar. Evet. Bir zamanlar iki tane dünya varmış. Birisi sonsuz savaşla ve yıkımla mahvolmuş. Sadece birkaç tane diyar kalmış. Ama birden büyük bir kral gelmiş. Dünyayı sonsuza kadar değiştirmiş. Hadi bakalım. Çok güzel başladı ya. Masalsı bir başlangıç. Güzel. Evet. Bu ne araba? Yani bu oyun böyle dünyada mı geçiyordu ya? Çok ilginç. Bakalım. Oo, ihtiyar adam. Bu başkan galiba derken başkanmış. Kısa bir süre sonra orada olacağız diyor. O ne abi? Füze gibi bir şey var. Ne o öyle? O da ne ya? Oha. O neymiş ya? Oha. Abi burası New York gibi bir yer ya. Neresi ya acaba burası? Abi yuh. İlginç, çok ilginç. Gerçekten nasıl böyle bir şey oldu bilmiyorum hani. Vay. Adam duruyor. Ne oluyor abi? Adam ruhu mu? Bedenden, ruh beden mi ayrılıyor? Ne oluyor? Ya gerçekten bu oyun ilkini oynamış bitirmiş ve hayransanız ve benim böyle tepkilerim sizi rahatsız ettiyse kusura bakmayın, dediğim gibi ilk oyunu oynamadım. Tamamen hani bir ilk bakış videosu bu. İkinci oyuna ilk bakış videosu. Chapter 1. Bölüm 1. Host Tildrum hanedanının çöküşü, evinin çöküşü. Hadi bakalım. Bunlar biraz kötü gibi. Lordum, hazırlıklar tamamlandı. Mükemmel, başlasın. Bu adamda bir böyle hinlik var, cinlik var. Evet, grafikler çok güzel ya, çok tatlı. Evet, bu elemanı biliyorum. İlk oyundan. Bu da ne? O da neydi? Oo. O ne oluyor ya? O adam burada belirecek herhalde. Bu dünyaya geldi. Şu beremi şey yapayım. Üşüyorum ya arkadaşlar. Hastalanıyorum galiba bu arada. Neyse. Adam bu ne abi? Aynı adam. Gençleşmiş. I'm Evan Betty Whiskey-Tildrum. King of Dingdon's Health. Ding Don Del'in kralıyım ben. Sen kimsin diyor. Vay vay vay. Asıl soru neredeyim? Adam aynaya bakıp kendini görür şaşırdı. Vay şuna bak. Gençleşmişsin bro. Olduğun yerde kal. Hadi bakalım. Vay vay vay. Umarım çok fazla cutscene yoktur. Adam adı Roland'mış bu arada. Başı ağrıyor. Adam cep telefonu var cebinde. Uzun bir geçişmiş. I was.
kabul etmeliyim ki bu bir kötü rüya. Ya da oho, kaçak şey, kaçak değil de intro'da neydi? Neyse, kaçak diyeyim ya. Kaçak da değil de trespasser diyemedim ya. Neyse işte. Bu adamı tutuklayın falan diyor. Birisi bu adamı tutuk yakalasın. Herkes nerede? Neredesin? Seremoni hazırlık yapıyor olmalı. Oyun oynama moduna değilim küçük delikanlı. Benim nasıl böyle konuşursun? Ben kralım. O okey. Evet, eminim öldür. Bir şey sorabilir miyim diyor Roland. Ben ölü müyüm? Oh. Ne? Abi bu arada da buraya bir saldırı var ha. Bu bir patlama mıydı? Bunu sen mi yapıyorsun dedi bana ama ben yapmıyorum yani. Evet, şimdi nerede olduğunu unut. Şu çocuğun dediklerinin bir doğru olduğunu düşün diye kendi kendine düşünüyor. İyi, sen buranın kralısın ha. Evet, kaç kere söyledik. Tamam majesteleri. Ben etrafa bakacağım. İyi bir çocuk olup beni burada bekler misin? Diyoruz ve kontrol bizde. Objektif. Oo. Tamam. Şu anda PlayStation Gamepad ile oynuyorum. Grafikler güzel. Hiçbir ayar yapmadım. Options'tan falan. 60 FPS çalışıyor. Direkt şey, hatta şurada görüyoruz. Hatta oyun sadece PlayStation'da PC'de olduğu için PlayStation L3 falan diyor işte. Daha fazla detaylar için L3'e basın diyor. Tamam. Koşuyor. Şu kameramız. Başka bir şey yapamıyorum şu anda. Diğer tuşlar çalışmıyor. Neler oluyor lan? Evet, güzel. Güzel çalıştı ya. PC'de daha ucuz şeyden. Steam'de daha ucuz. O yüzden Steam'i tercih ettim. Kamerayı oynatıyoruz biliyorum. Options'a basınca ne olacakmış? Harita var Options'ta. Tamam. Müzikleri de güzel ya. Sevdim. Bu çok kolay oldu. Ha. Aa, bunlar guard değil ki, bunlar şey. Asıl onlar bana saldıracak galiba. Oha, tabancayla vurdum. Bunlar seni korumuyor, geri dön diyor. Oo, geri dur diyor. Oha. O oyun başladı. Aksiyon başladı. Şimdi bu oyunu biliyoruz. Bu oyun ilki JRPG'ydi. Bu oyun, yani JRPG dedim, bu da JRPG'di de turn-based'di. Bu oyun turn-based değil, gördüğünüz gibi atak var. Kare ile quick atak, light atak, üçgenle de yavaş veya şey atak yapabiliyormuş. İki tane atak type varmış. Saldırı type türü varmış. Hızlı ve yavaş. Verdiğimiz damage de çıkıyormuş. Şimdi adam hedef kitleme L1'e bastım. Hedef kitler gibi bir şey oldu. Ha, yok, korunuyoruz. Yani L1 tuşuyla şöyle roll falan da oluyoruz. Zıplama var. Oo. Abi bildiğin aksiyon oyunu lan bu. Oo. Öldürdüm hepsini. Güzel ya, keyifli. Gayet. İyi misin? Aman. Boğazım kaçtı. Bana daha yaklaşma diyor lan. Zaten sana yardım ediyoruz ya. Ne gıcık adammış bu Ivan. Birisi bu adamı tutuklasın. Bunun gitmesine izin vermeyin diyor. Hala ben seni kurtarıyorum. Gözlerini aç. Kimse gelmiyor. Kimse iyi değil etrafında. Ne diyor? Görünüşe göre ikimizin gitmesi gerekiyor buradan diyor. Hadi bakalım. Sen neden bahsediyorsun? Görmüyor musun? Bu bir neydi?
Bir darbe diyor yani, bu bir şey, bu bir darbe, görmüyor musun? İsyan. Ne? Darbe mi? Burada. Oğlanı buldunuz mu diyor. Bak adamlar beni arıyor kesin. Hayır. Adamlar şu an rapor vermek zorunda. Rapor vermiş olmalıydı dedi. Hadi buradan gidiyoruz. Ama. Aması maması yok, hadi babalık. Ufaklık. Okay, alright. Güzel güzel. Evet, keyifli. Keyifli gidiyor. O çökmüşler bile ya şeye. Burası acaba benim şey mi? Vay be. Seremoniye hazırlanırken o bizim düşmanımıza saldıracağız diyor. Çok iyi bir stratejiymiş. Kralım diyor. Çok güzel yapmışlar. Beni öldürecekler lan, zehirleyip galiba kralı Ivan'ı. What does it matter now? Did we not plan for just such stubbornness on his part? Evet. King Leonard's untimely demise was effected without a hitch. Now the only obstacle remaining is the boy. Vallahi çocuğa çökecekler. Yes, my lord. And once he is eliminated, the throne will be ours for the taking. Oh, krallığı da alacaklar. Hadi bakalım. Oh ya. Time for mankind ya. Fare ırkı şey olacakmış yani. Olması gereken yere geliyormuş pozisyonu. Hadi bakalım yükselecekler. Oo, gül bakalım gül. Lord Mousinger, the boy, he's escaped. Ola. Lord Mouse duf sıcak oldu. Lord Mousinger. Mousinger. Fare şarkıcı mı ne? Oğlan kaçmış. What? Ne? No matter. We will find him soon. Endişelenme, onu eninde sonunda bulacağız. Ooo, siyah şövalye. Ne yapacak lan bu siyah şövalye? Bulacak yani. Of. Mahvolmuş etraf ya. No. Olamaz, hayır. İşte sanırsam bu bizim duyduğumuz patlamaydı. Okey. Hey. Senin ismin Evan'dı değil mi? Benim adım da Roland. Ve sen de kralsın. Kral Evan. Yes, sonunda neler olduğunu az çok anlayabiliyorum. Ding dong dell. Yıllardır yani, yıllardır şey varmış yani, generation, çünkü generation'da işte yıllardır barış içerisindeymiş. Ama sanırsam artık değil. Ben de kendim şeyi varmış. Country'im var diyor. Ülkem. Alright. Hadi bakalım, buradan gitmemiz lazım hızlı bir şekilde. Tamam, level 1'im. Objective escape. Buradan görev, buradan kaçmak abi. Şuna basınca ne diyor ona? Ha, şuradan main menüye girebiliyormuşuz touch screen'den, ama diyor işte dövüşürken yapamıyormuşuz. Evet, şu en alttaki şeyi göremiyorum facecam'dan dolayı. Ya neyse, tipler falanmış. Bunlar açılmıyor. Daha bu optionlar açılmamış. Quest var, items var. Burada karakterim sıfırım, gold'um oldum yok, zaten daha level 1'im. Şu adamla konuşabiliriz mi? Konuşabiliyoruz mu acaba? Beni bırakın, ben iyiyim. Kaçmanız lazım kaçabiliyorken. Şurada bir yerde ünlem çıkmıştı kafada. Ha, şuna mı bakıyor?
Sanırım son nefesini verdi. Oo, karakterler var. Hemen savaşalım şunlarla. Ha, R3'e bastığınız zaman, zaten az önce keşfetmiştim. R3'e bastığınız zaman karakterden karaktere geçiş yapıyormuşuz. Dijital petlerle de geçebiliyoruz. Şöyle geçebiliyoruz. Şuna bir dalalım önce. Şöyle rol yaparak ya şey falan değil ya, aksiyon güzel yani, keyifli olmuş. De kamerası böyle bir değişik oluyor oynarken kamera. Güzel. Koşması var mı? Koşma yok herhalde ya. Yani güzel olmuş ama aksiyon falan. Yani şey kontroller güzel. Şuradan çıkacağız herhalde. Çıktık. Güzel, buralara bakabiliyoruz mu? Bakamıyoruz. Roland bekle. Düşmanlar var. Pardon, askerler var ileride diyor. Ne olmuş onlara? Kırmızı olanlar elit demekmiş. Bu demek ki onlarla uğraşmamamız gerekiyor. Onlara bulaşmamamız gerekiyor. Nella burada olsaydı olabilirdi diyor. Nella kim ki? Nella diyoruz biz de. O bayağı güçlü işte. Bayağı güçlü. Her şey hakkında bilgisi varmış. Eğer burada olsaydı bu elitler gibilerden korkmamıza gerek kalmazdı. Hadi bakalım. Güçlü birisi gibi duyuyor böyle. Harbi bir hatun gibi kulağa geliyor falan diyor. Ama şimdilik sadece ikimiz varız. Bu demek ki biz farklı neydi? We need to take a different approach. Farklı şeyler deneyeceğiz. Hadi bakalım. Birlikte kombinasyon yapacağız herhalde. Arkadan sinik modda mı ilerleyeceğiz acaba şu çalılıklarda? Bakalım. Bunu yapabileceğimize inanıyor musun diyor. Evet, sen şey çalılıklarda kal, yavaş ve dikkatli diyor ve geçiyoruz. Aynen. Şimdi stealth modda ilerliyoruz. Su falan güzel olmuş. Ya grafikler çok güzel olmuş, tatlı. Benden bahsediyorlar. Bilinmeyen birisi var burada falan filan. Savaşsak olmaz mı ya? Bak bu arada haritada siyah kırmızı olarak gözüküyor düşmanlar. Neyse. Hala gördü. Oha. Oha, ne kadar fazlalar. Aslında öldürürüm ben biraz dersem ama. Vallahi ölüyoruz. Öldük. Game over mı? Oo, umarım save yapmıştır ya. Save yaptık mı ki? Evet. Yani kendisi mi save yapıyor? Otomatik save var herhalde oyunda. Aynen, of. Bayağı tırstım ha. O zaman şöyle dikkatli olalım. Beni az önce nasıl gördü o adam ya bu arada? Şu gezinenler beni gördü herhalde. Arkası dönük yani. Ha bak, şu adam görmüştü az önce. Bekleyeyim şurada. Haydi orada. Level 1 mouse guard. Çok önüme gidiyor ya karakterler boyundaki, ama arkasını döndü. Hadi. Hadi az kaldı. Ha. Problem olacak yoksa. Escape from Ding Dong Dell. Arkanı dönsen de geçsek ha. Tamam tamam tamam, hadi. Kaçtık ama burayı görmüyorlar mı? Oo, geçtik. Hallettik, başardık. Oo, burası bir şey mi gibi diyor ya? Labirent. Burası bir labirent.
Bu kordalar hep birbirinin aynısı. Ha, Nella diyormuş ki bu saldırganları yani saldırıları engellemek içinmiş, hani onları şaşırtmak içinmiş. Saldırılanları. Ha, mantıklı. Outsider tarafından saldırıyorsan evet. Tamam, şimdi head toward the entrance. Location'ını görmek için bak diyor. Gideceğimiz yer orası. Tamam. Hadi bakalım. Level 1 mi bunlar hep? Level 1 dalalım direkt. Oo, kapı kapandı. Tuzak. Tuzağa düştük. Şimdi blocking L1 block. Tamam. Dur bir dakika. Aynen. Lan. Aa, level up oldum. Level 2 olduk. Of, şeyde iyi gömçürdü ha. Aa, bu ne ya? Sorcerer var. Hadi Allah, gideceğiz. Uf. Destek ekipleri geldi. Şimdi sorcerer var. Level 2 sorcerer var orada. Fare sorcerer. Aa, büyü atıyor. Oha. Cutscene girdi. Oha. Fireball attı ya. Oha. Bizim de tabancamız var bro. Bu adam da büyücü sayılır zaten. Oo, Necromancer hem de. Haydi. Sanırım yolun sonu derken Ella mı abi bu? Oh oh, harika. Oh, çok iyi ya. Yaratıklar bak. Gelin kadar hızlı gelmeye çalıştım diyor. Galiba Arenella'ymış bu. Oh be, çok iyi. Ve Roland burada, iyi ki burada falan diyor. Sağ ol, Evan artık beni sevmeye başladı. Hadi bakalım. Roland diyor, işte benim. Neyse, bu adamlar ilgilendikten sonra tanışma faslına geçebiliriz diyoruz ve başlıyoruz. Şimdi karakter arası değiştirme var mı? Evasion, left ve lever osarken, tamam o var. Şunu öğrenmiştik de. Şu adama. Oh, güzel. Oha, bayağı temizledik ha. Thanks. Vay be, teşekkürler, bizi bulman iyi oldu. Şanslıyız diyor bizi bulduğun için. Nella, çok teşekkürler. Ha, Nella dedi buymuş işte, kısaltması. Ben senin şeyin teşekkürünü hak etmiyorum. Sana da erkenden ulaşmam gerekirdi. Neyse. Hadi bakalım. Sen gerçekten kimsin? Buraya nasıl geldin diyor yani, fark edilmeden. Işınlandık abi. Nasıl geldin bilmiyorum. Ben Roland'ım falan filan. Roland beni, bana yardım etti. Hayatımı kurtardı. Okey, klasik şeyler. Sonunda şeyi görmeye başladın diyor. Sonunda. Sebebi görmeye başladın. Reason'ı. Okey. Majestir, yani Majestir de seni yardım, yani Eli olarak bizim tarafımızda görüyorsa tamam o zaman diyor. Benim şüphemden özür diliyoruz ve güven görevimi yapıyordum falan filan. Evan'ın doğduğundan beri eşlik ediyormuş. Yani vah, bodyguardmışsın diyor. Okey. Evet, onu söyleyebiliriz. Ne oluyor Melilla? Neler dönüyor? Ha, ne oluyoruz yani? O Counselor Mouse Singer işte bir şey yaptı. Direniş başlattı. Seni öldürmek istiyor. Mouse Singer mi? Boğumlama diyor. En çok güvendiği şeymiş. Advisor'ıymış. Hadi lan oradan. Onu konuşmam lazım. Görüşeceği sebebini bilmem lazım diyor. Nasıl ya? No. Olmaz.
Oo, eğer seni öldürmek istediğini söylemişse gerçekten böyle söylemiştir. Ama salak. Arenalla buradan çıkışı biliyor musun? Güvenli bir çıkış biliyor musun? Yes. Evet, her zamanki gibi kanalizasyon tarafında gizli bir çıkış varmış. Hadi bak, ama olup olmadan emin değil. Hadi deneyelim. Bu kapı bizi oraya ulaştıracak. Hadi bakalım. Sivers'a kanalizasyona ulaş diyor. Level 2'yim, 3 olmak üzereyim. Bunlar ne? Bunlar Majester'e, siz iyi misiniz? Ne Leverolant, şükürler olsun ki iyiyim. Evet. Burada savaşın etkisi yokmuş. Yani şey, izi yokmuş. Allah Allah. Burası kurtulmuş bölge mi? Demek ki Majestelileri şey yapmış. Hedef almış. Bu da yaralananları buraya almış. Burada iyileştiriyormuş. Okey. Sizi tehlikeye attım. Okey, hadi. Majesteleri. I don't know if there will be enough to use. Bize bir şey verecek. Potion verecek herhalde. 5 tane 5 pot sor eve vermiş. Soru acı eve ediyor herhalde, ne bileyim. Teşekkürler. Bu yöntemler. Herpleri ne yapacağınızı bilmiyorsanız ben gelin ben ne konuşuyorum, tamam. Teşekkürler tekrardan. Tamam, şimdi itemları kullanmak için basın diyor. Options'a basalım. Items'a geldik. Survey. Survey ne yaptığını ya, okuyamıyorum çünkü kafam var şurada. Enerjimi fulluyordur herhalde. Bir tanesini kullanayım. Tamam, fulledik. R1'e basınca geçmesi lazım ama şu anda ha bak, silahım. Yan şey şeyim silahım, tabancam. Diğerleri şu anda kıyafetlerin falan yok. Tamam mı? Buradan çıkalım. Burası neymiş? Bunlarla konuşunca bir şeyler oluyor herhalde. Bir şey oluyor herhalde. Olacak tabii ki de. Neyse. Hop, hop. Oo, burada aksiyon olacak herhalde. Bu da ne? Hadi saklanın çabuk. Oo, siyah şövalye. Abi bu adam efsane korkunç. Fare ama yalnız değil mi? Of, baktı ve gidiyor galiba. Of. O neydi Nella? O siyah şeydi, şövalyeydi. Yunus soruyor ki, ama diyor kim bu? Her kimse, onu çok sevmedim. Görünüşünü çok sevmedim de benim eleman. O da bu şövalye de Mausinger'in şeymiş işte, en çok güvendiği savaşçısı neymiş. Onun hakkında çok bir şey biliyorum ama onun böyle büyülerle falan filan bir sürü güce kazandığını biliyorum falan filan işte. Yasaklanmış büyüler kullanmışlar falan. No, yani hikayeleri bir yana bırakırsak diyor, onunla karşı karşıya gelirsek öyle biliriz. Sen bileğini emiyor musun deyip şaşırıyor çünkü Nelly de kızın kahramanı yani, gördüğünüz gibi. Of, onun dikkatini dağıt, yani dikkatini çekmememiz gerekiyor. Okay. Yes, we will. Benim adamı herhalde giydirecekler. Seni daha az dikkat çekici yapmamız lazım diyor. Adam takım elbiseyle tabancayla geziyor. Ne? Bakalım nasıl giydirecekler. Fare gibi mi giyecekler? Ne yapacaklar? Oo, swag. Say. Jilet gibi oldu. Façan yansın kardeşim. Nasıl gözüküyorum? Oo. Evet. Great coat aldım, item. Sana iyi yakıştı. Okey. Senin bedeninde bir şey olduğu için şanslısın. Şanslı sayabilirsin kendine. Okey. Hadi bakalım. Ha, bana yüzük veriyor. Bunlardan sende yokmuş. Fark ettim diyor, veriyor. Neymiş bu? Arms band. Ha, silahları sort etmek. Store, yani
Saklamak ve transport etmek içinmiş. Allah Allah. İşte skill, fark silahlar ve skill kullanmam içinmiş. Okey. Vay, bu küçük şey bu kadar şey yapabiliyor mu? Vay anasını. Bu olmadan full potansiyel olamıyormuşum. Oo, tamam. Tabancam var bir de yani. Ama kurşunum bitti. Aa, bu arms bende bu şey yüze arms bende yani bilekliğe koyduğum şeyle kurşunumu fullleyecekmiş. Hadi bakalım. Wow, yapabiliyor mu? Wow diye şaşırıyoruz. Hadi bakalım, hadi yapalım. Sana bunu yapmanı öneriyorum diyor. Şimdi bir kullanalım arms bende. Menüye girip seçiyoruz aspenti. Oraya melee weaponlarını falan filan atabiliyormuşuz. 3 tane melee weapon yapıyormuşum. Bunlar arasında da savaş sırasında switch yapabiliyormuşum. Skill'lerimi de alabiliyormuşum. Güzel yapmışlar ya. Bak kafamın tepesine şöyle şeyler çıktı. Skill şeyi çıktı. Herhalde mana gibi bir şey o. Bu ne? Waystone. Oo. Tamam, buradan da böyle buraya geldiğim zaman HP'm ve manam doluyormuş. Çok güzel. Tamam, benim ve partimin HP'si fullenmiş ama sadece bunu mu save yapmak istiyorsun diyor. Save'leyelim hani. Ya sadece benim adamım mı önüne şey yapıyorum acaba ben ya? Sadece benim adamı herhalde kullanabiliyorum. Kullanabiliyorum dedim hani. Yönetebiliyorum. Diğerlerini mesela elde falan yönetemiyor muyum? Bu ne? Sandık zannettim ama seçtim ama değil. Neyse şu arms band'e bak equipment and skills diye yer açıldı. Tamam o. Her karakterin 5 tane şey varmış. Numarik parametreleri varmış. Silahların şeyini gösteriyor. Okey. Melee ataklar. Okey. Range ataklar ve bu da herhalde magical skill'ler. Resistance, magical resistance. Tamam, güzel. Şimdi mesela bunu range weapon'ı bunu koyalım buraya. Bu 29'a 11'miş. Bunu koyalım. Bunda Red Slicer'ı koyalım. Buraya bir şey koyamıyorum. Yok zaten. Bu armor falan hiçbir şeyim yok. Skill'im falan da yok. Hiçbir skill kullanmadım diyor. Tamam, güzel. Şimdi mesela ha bak gösteriyor. Multiple yaptığından L2 ile değiştirebiliyormuşum. Evet, birçok sebebi var bunu kullanmanın. Manuel sebebi semi manuel falan yapıyormuşsun. Manuel yapınca arada manuel olarak değiştiriyormuş. İyi, okey. Mesela L2 ile basayım şöyle. Gördüğünüz gibi değişti. Hop. Şimdi R2'mde skill'im. Şöyle basıyorum ama hiçbir skill'im yok gördüğünüz gibi. Olsaydı herhalde onu kullanacaktım. Şeyi nasıl, ona geçemedim. Şeyi nasıl kullanacağım ben? Bu tabancama nasıl kullanacağım ya? Mesela bunu semi otomatik olsun ya. Bunlar ne? Bu da semi otomatik. Valla şurada sol altta yazıyorsa da kafamdan göremiyorum. Şey değiştirmeyi. Şu savunma. Kılıç değiştirme. Şey değiştirme. Skill'im de yok. Of. Şu
şu şeyle üçgene basınca çok güzel şey yapıyor ya. Bununla konuşacağım, olacak galiba. Evet ya, şimdi oyunun çok başındayım. İlk yarım saatini oynadık. Oyunu ben sevdim, hani çok keyifli bir oyun. Ara ara bir video falan atar mı bilmiyorum ama yani bu zaten çok böyle ilk bakış oldu ama zaten oyunun çok başındayız. Oyunda daha skill sistemi, level sistemi, bir sürü sistemi var. Bu oyunun yani ilk bakışı olacak, yani ilk yarım saati olacak. Hani oyun hakkında benim gibi çok bilgisi olmayan, yani ilk oyunu oynamayan ama bu oyunu oynamak isteyen arkadaşlar bir fikir sahibi olabilirsiniz. Ama oyun çok beğendim, gerçekten güzel. Yani girişi bile çok güzel, macerayı direkt insanı alıyor içerisine, yani alıyor götürüyor. Hani real time olması da bir yandan iyi, bir yandan kötü. İyi yanı şu, hani JRPG, yani JRPG oyunların en büyük handikapı şeydir zaten. Bu tür yani tur tabanlı sistemde, turn based sistemde insanların bir sıkılması. Çünkü oyun belli bir süre sonra farming'e gidiyor işte. Farm yaparak level kasmanız gerekebilir bilmem ne. İşte böyle tur tabanlı olduğu zaman gerçekten çok zorluyor insan. Çok uzun sürüyor çünkü savaşlar. Animasyonlar yok, seçme, meşme. Bir yandan da güzel, yani ben seviyorum tur tabanlı oyunları ama her zaman böyle bir JRPG'leri yarım bırakmışlığım oluyor ne yazık, böyle 50-60 saat oynayıp yani sıkılıp bırakmışlığım oluyor. Ama bu oyunda hızlı dinamik sayesinde daha çok oyuncuya ulaşabilir bu oyun. Benim gibi de yarım bırakmaz kimse diye düşünüyorum çünkü gerçekten keyifli, yani hızlı hızlı kesiyorsunuz şeyleri, mobları, ilerliyorsunuz falan, neyse güzel. Yani arkadaşlar bu videoyu burada bırakacağım, oynamaya devam edeceğim. Çok güzel bir oyun, herkese tavsiye ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir diyorum, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, bay bay.